Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Gününüz hayırlı olsun. Bugün pazar günü ve dilerim ki Yüce Allah'tan bu pazarımız sıhhat, selamet, sağlık, afiyet için bir vesile olmuş olur. Yüce Allah gönüllerimize bir sevgi, bir lütuf, gönüllerimize bir efendim merhamet, affedicilik, bir huzur nasip eylesin ve Allah şerleri hepimizin üzerinden def eylesin inşallah. Efendim bugün pazar ama önümüzdeki pazar bir hafta sonra inşallah Recep ayının ikinci kutsal gecesi olan Miraç Kandili'ni kutlayacağız inşallah. Onun için şimdiden hatimlerimize, zikirlerimize esma zikri var. Özellikle onu çok tavsiye ediyorum. Nedir esma zikri? Allah'ın 99 ismini sürekli okumak. Burada huzur bulmak yani. Allah'a seslenircesine. Ya Semiye, ey işiten. Ya Alim, ey bilen. Ya Rauf, ey merhamet eden. Ya Rahim, ya Gaffar, ey Kuddus olan. Bunları siz söyledikçe Allah'ı takdis ediyorsunuz. Allah'ı ululuyorsunuz. Onun büyüklüğünü ifade ediyorsunuz. Bu son derece güzel bir şey. Onun için onların hepsini toparlayın. Yasinler, tebarekeler, ne varsa işte kısa sureler olabilir. İhlas hatmi olabilir. İhlas hatmi demek Kur'an-ı Kerim'in her sayfasını açıp içinden el değdirip onu yapıyorsunuz ya. Ona gerek yok. Yani anneler şöyle yapıyorlar. Hacı ablalarım, teyzelerim, ablalarım şöyle yapıyorlar. Onu bir düzeltelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim eline alıyor. Diyelim ki şöyle elini şöyle dolaştırıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Böylece her satırı bir İhlas suresiyle geçmiş oluyor. Böyle bir talimat, böyle bir emir yok. Böyle bir uygulama da yok. Hocam ben böyle huzur buluyorum bununla. İçim rahat ediyor. Dokunmuş gibi oluyorum. Yani temas ediyorum diyorsan yapacak bir şey yok yani. Bunu yapabilirsin. Bir haram de değildir ama böyle bir ibadet şekli, böyle bir okuş şekli yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Fakat kişi Allah'a, Allah'ın kelamına yakınlaşmak için bir vesile, bir rahatlama, huzur buluyorsa bunda, buna da bir şey demeyiz yani. Biz ben böyle huzur buluyorum diyorsan tabii ki söyleyecek lafımız yok. Hepsini toparlayın inşallah. Önümüzdeki pazar günü akşam Kandil özel programımızda ATV'de sizinle beraber duamızı yapacağız inşallah. Şimdiden Miraç Kandilimiz bize huzur getirsin, sağlık getirsin, saadet getirsin, güzellik getirsin. Kulluğumuzu hatırlayalım. Allah'a muhtaç olduğumuzu biliyoruz da yeniden hatırlatalım nefsimize. Nefsimizi yanlış yerlerden, yanlış şeylerden şöyle aşağı doğru çekelim inşallah.